Dedik ve Urgot yasaklaması geldi. Uzi yani kendisine direkt anti olacak bir şampiyonu istemiyor. Fiddle ve Morgana. Peki. Yani Uzi'nin ne kadar kendinden emin olduğunu şu yasaklamalardan zaten görüyoruz. Caitlyn, Miss Fortune ve son olarak da Lucian. Ben Lucian çıkarsa Lucian alacağını düşünüyorum açıkçası. Ama Queen yasaklanacaktır Draven belki ya da, de. Oo, yok, ikisi Kalista. De 3'te kaldı bu arada. Yani işte. Bu tarafta Kindred. Kasım ikisi doğru şampiyon olacak. bak az önce konuşuyorduk. Evet. Timo. Çok can sıkıcı ya. Çok. Evet. Yani rahatsızlık veren küçük şey vardı ya. League of Legends'taki tanımı kim? Ama tabii burada o kör atışın çok iyi zamanlarda kullanması lazım. Hani normal takasta kullanıp onu boşa harcarsa sonra o ileri atlayıştan sonraki evrede çok büyük sıkıntı yaşayabilir. O yüzden hadi ben Timo'yu aldım, olayı bitirdim. Olayı tabii burada, de yok. Şimdi seyircinin Timo tümü de bağırmasını acaba hatırlıyor. Evet. Ve evet son olarak Kindred'a döndü. Kindred'da karar kıldı. İki tarafta bu arada kan istiyor. Evet. İki tane Seed abisi, ikisi de agresif tutuştur ve etkinleştir. İki tarafta da göze çarpan. Şimdi bu noktada tabii Lucian belki birazcık ön plana çıkıyor olabilir ama ben eğer 3 seviyeye gelirse o aralıkta Kindred'in ufak bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey, tabii Lucian'ın çok eski yamalardaki kuvveti yok seviye 2'deki işte dünyayı vurduğu o hasar potansiyeli artık neredeyse yarı yarıya kesilmiş durumda. O yüzden Kindred eğer seviye 3'e kadar dürtülmezse dürtülse bile canını devamlı toparlayabildiği için ama ışık yani o ışık atışlarından devamlı dürtüldükten sonra bir yerden sonra işte can iksirinize başvuruyorsunuz. Bir yerden sonra işte Lucian'ın pasifinden dürtülmeye başvuruyorsunuz. Tabii bunlar olmazsa Kindred'in senin de söylediğin gibi seviye 3'teki hasar potansiyeli Lucian'dan daha fazla. Evet. Yani o seviyeye kadar yaşamayı başarabilirse tabii oradan sonra burada şunu da sorgulamak lazım. Kasing ne kadar bir Kindred'e sahip? Evet. Yani aklımdaki en büyük soru işareti şu an bu benim. Doğru. Yani burada amansız takiplerin yönü de çok önemli. Eğer ya amansız takip önce kullanılırsa ve kurt ondan sonra ortaya çıkarsa o kurtun vereceği ekstra hasar çok fazla. Yani o çemberden çıkması evet. Da bayağı bir zaman alacak. Amansız takip bir daha gelmesi vesaire derken Kasing o sırada müthiş bir hasar verebilir. Ki rakibini çoktan işaretledi bile. Tabii de BM yapmaktan da. Bu arada belki şu an League of Legends'ta hani birçok şeye odaklanabilir ama diyalog bazında ben Kindred'i ayrı bir noktaya koyuyorum. O kadar güzel diyalogları var ki hani iki tane aslında birbiriyle çok da zıt demeyeceğim ama aynı amaca hizmet ederken farklı karakterlere sahip iki tane karakterin diyaloğu ve tek bir amaç uğruna savaşıyor olmaları çok enteresan. Volt birazcık daha şımarık. Hani böyle birazcık daha kendinden emin. Diğer tarafta Kuzu ise tam böyle bir şey hani Ulvi böyle bir bilge. Bence League of Legends'ın en şımarık karakterini geçtim şu anda ya. En şımarık karakteri. Hangisi? Yani tabii ki de Jinx ya. Yani. Tabii orası öyle. Daha üstü bıdır yok. Bıdır bıdır. Jinx ama biraz da ruh hastası öyle bir sorunu da var arkadaşın. Yani. Kafayı yemiş. Aynen. Kurt başladı vurmaya. Oyuna geri döndüğümüzde bu arada ısırıyor. Kurt ısırıyor. Isırdı mı kurt? Evet ısırdı. Yalnız bu arada sanki böyle hafif de bir mesafeden çıkmış gibi bir şey oldu orada. Kurt affetmedi. Mesafeden çıkmayı göze alarak. Bu arada Reckless ne oluyor ya diyor. Şaşırdı ne oldu bu arada. Uzi mi yendin sen diye bakıyor.